Merhaba değerli okurlar. Allah'ın ayetlerini yani delillerini okuyorduk ve ilk olan insan delilindeydik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ağzı, dili, dudakları ve gırtlağı konuşma için en güzel şekilde biçimlendirip yarattı. Sonra gırtlakları dar, geniş, kaba, yumuşak, katı ve esnek, uzunluğu ve kısalığı hususunda değişik şekillerde yarattı ki onlar vasıtasıyla sesler değişmektedir. Öyle ki iki sesin biri diğerine benzememekte ve her sesin arasında bir fark oluşmaktadır ki insanlar sadece sesleriyle bile karanlıkta birbirlerini ayırt edebilmektedir. Sonra başı saç ve zülüflerle süsledi, gözleri ise kirpiklerle koruyup güzelleştirdi. Sonra vücuttaki iç organları yarattı. Onların her birini özel bir iş için amade kıldı. Mideyi gıdaların öğütülmesi için, karaciğeri gıdayı kana karıştırması için, mesaneyi böbrekten gelen suyu kabul edip o suyu idrar yoluyla dışarı çıkarması için ve damarları da kanı bedenin diğer taraflarına ulaştırması hususunda kalbe hizmet etmesi için yaratmıştır. Sonra elleri yaratmış ve ihtiyaçlarına uzanabilsin diye onu uzun yapmıştır. Avucu yassı kılmış ve onda 5 parmağı ayırmıştır. Her parmağı da 3 boğuma ayırmıştır. 4 parmağı bir tarafa, baş parmağı da bir tarafa yerleştirdi ki baş parmak diğer tüm parmakları çevreleyebilsin ve tuttuğunu kavrayabilsin ve hassas işlemler yapabilsin. Sonra parmakların baş kısmına süs olsun diye tırnakları koymuştur. Parmak uçlarıyla ince küçük işleri yaparken tırnaklar onlara destek olsun diye bunları onların arkasında kılmıştır. O, bütün bunları rahmin içinde olan ve 3 karanlığa gömülü bulunan meni damlasından yaratmıştır. O şanı pek büyük olan ve bürhanı apaçık bulunan Allah her noksandan münezzehtir. Onun kudretinin mükemmelliğiyle beraber rahmetinin tamlığına baksana. Ana rahmi çocuk için dar gelip çocuk büyüyünce onu nasıl da çıkış yoluna yöneltir. Sonra çocuk dünyaya gelip gıdaya muhtaç olunca çocuğu annesinin memesini emmeye nasıl da sevk etmiştir. Bebeğin bedeni zayıf olup diğer katı gıdalara müsait olmadığı için ince sütü onun için yaratarak ona nasıl sunduğuna dikkat et. Sonra onun rahmet ve şefkatine bak ki nasıl da bebeğin dişlerini yaratmayı 2 sene sonrasına tehir etmektedir. Çünkü o 2 sene sadece sütle gıdalanmakta ve bu sebeple de dişe ihtiyaç duymamaktadır. Çocuk büyüyünce o zayıf süt ona yetmemekte, katı gıdalara ihtiyaç duymaktadır. Yemek ise çiğnenip öğütülmeye muhtaçtır. Bu sebeple çocuğa ne daha önce ne de daha sonra değil de tam ihtiyaç duyduğu anda dişlerini verir. Eksikliklerden münezzeh olan Allah nasıl da o sert kemikleri o yumuşacık diş etlerinden çıkarmaktadır. Sonra bebeğin kendine bakmaktan aciz olduğu o vakitte anne ve babanın kalplerinde ona bakmaları için şefkati yaratmıştır. Eğer Allah anne ve babanın kalplerine rahmetini koymasaydı, çocuk kendi ihtiyaçlarını görmekten aciz olurdu. Sonra çocuğa kudret ve temyiz gücü, akıl ve hidayeti nasıl aşamalı bir şekilde ihsan ettiğine bak. Böylece çocuk bali olup kemale ermiştir. Sonra genç olmuş, sonra orta yaşlı ve en sonunda da ihtiyar olmuştur. Bu halinde o ya nankör oldu, ya şükredici, ya itaatkar oldu, ya asi, ya mümin oldu, ya kafir. İşte bu durum şu ayetin tasdikidir. İnsanın henüz o anılır bir şey değilken üzerinden uzunca bir zaman geçmedi mi? Doğrusu biz insanı imtihan etmek için karışık bir nutfeden yarattık ve bu nedenle onu işitici ve görücü kıldık. Ona yolu gösterdik. O ister şükredici olur, isterse nankör olur. Allah'ın şu lütuf ve keremine, sonra kudret ve hikmetine iyice bak ki o Rabbani nizamın muhteşemliği senin gözlerini kamaştırsın. Kişi güzel bir hat veya güzel bir nakışı duvarda görünce onu beğenir ve bütün dikkatini o nakkaş ve hattatı düşünmeye sarf eder. Acaba bunu nasıl nakşetmiş, nasıl yazmış
ve buna nasıl güç yetirmiştir diye düşünür. Sanatkarı gözünde büyütür ve şöyle der: ne kadar da mahir bir ustaymış, sanatı ne kadar da mükemmelmiş ve ne kadar da güzel kudreti varmış. Oysa kendi bedeninde ve Allah'ın yarattığı diğer yaratılmışlardaki hayret verici detayları görüp, yaratanın azametini takdir etmekten gafil kalırsa ne kadar şaşkın olur. Allah'ın azameti kendisini dehşete düşürmez, celal ve hikmeti onu hayrette bırakmazsa ne kadar garip olur. İşte buraya kadar zikrettiklerimiz senin bedeninin hakkındaki acayipliklerden bir nebzedir ki onun acayipliklerini tamamen saymak mümkün değildir. Bedenin tefekkür etmen için sana en yakın olan şeydir. O yaratanın azametine şahitlik eden en bariz şahittir. İnsanı hayvandan ayıran hasleti, onun Allah'ın marifetine, göklerin ve yerin iç yüzüne bakarak kainatın ve nefslerin acayipliklerini analitik olarak düşünmesidir. İşte böylelikle kul, peygamber ve sıddıkların cemaatiyle birlikte Rabbül Alemin'in huzurunda mukarrebun, Allah'a yakın olanlar olarak haşredilmektedir. Yeryüzü ayeti. Eğer nefsin hakkında tefekkür etme yolunu öğrendiysen, bu sefer sığınağın olan yeryüzü hakkında, sonra ırmaklar, denizler, dağlar ve madenler hakkında düşünüp tefekkür et. Sonra oradan göklerin iç yüzünü anlamaya çalış. Allah'ın ayetlerinden biri de yeri bir sergi ve beşik olarak yaratması, orada geniş yol olacak düzlükler, vadiler ve geçitler yapması, üzerinde yürümek için onu düz kılması ve dağları da onu sallantıdan koruyan kazıklar olarak yaratmasıdır. Allah Teala Aziz kitabında arzdan çok bahsetmiştir ki insanoğlu onun acayiplikleri hakkında tefekkür etsin. O yeryüzü ki üstü dirilerin, içi ise ölülerin yeridir. Allah Teala şöyle buyurmuştur: biz arzı dirileri de ölüleri de toplayan bir yer yapmadık mı? Yer ölüyken nasıl da onun üzerine su indirilince canlanır, gelişir, yeşerir ve ondan nice muhteşem bitkiler yetişir. Yine ondan çeşitli hayvanlar çıkar. Arzın etraflarına nasıl da koca koca dağlar yerleştirilip de bunlarla o sağlamlaştırılmıştır. Allah suları nasıl da dağların altında toplayıp onu üstünden fışkırttı ve onu ırmaklar halinde nasıl da akıttı. Kupkuru taştan ve bulanık topraktan safi, tatlı ve tertemiz suyu nasıl da çıkardı. Onun her şeyi nasıl da var etti. Onunla türlü çeşit ağaç ve bitkiler çıkardı. Hububat, üzüm, yeşillikler, zeytin, hurma, nar ve sayılamayacak kadar çok meyve veren ağaçları nasıl da çıkardı. Bunların hepsi muhtelif şekillerdedir. Değişik renk ve tada, muhtelif sıfat ve kokulara sahiptir. Bazılarının lezzeti diğerlerinden üstündür. Bununla birlikte hepsi benzer bir su ile sulanmakta ve aynı yeryüzünden çıkmaktadır. Sonra su çöllere, onların alt ve üstlerine iyice bakıp incele. Onları birbirine benzer toprak olarak göreceksin. Eğer onların üzerine yağmur inerse, bitkiler gelişir ve her güzel çiften çeşitli renklerde birbirine benzeyen veya benzemeyen bitkiler çıkar. O bitkilerin her birinin tadı, kokusu, renk ve şekli diğerinden farklıdır. Sonra o bitkilerin çoğu, türlerinin çeşitliliği ve şekillerinin farklılığıyla birlikte faydalarının çokluğuna ve tabiatlarındaki farklılığa bak. Bak ki Allah Teala nasıl da garip ve faydalı ilaçları onlara yerleştirmiştir. Şu bitki gıdadır, öbürü kuvvet verir. Şu diriltir, şu öldürür. Şu soğutur, şu hararet verir. Şu bitki ferahlık verir ve şu uykuyu getirir. Sözün özü, yerden biten hiçbir yaprak ve hiçbir bitki yoktur ki onda beşerin birçok faydası bulunmasın. İnsanoğlu bitkileri araştırdıkça yeni şeyler öğrenmektedir. Bu bitkilerin her birinin yetişmesi için özel bir bakım ve işleme gereksinim duyulmaktadır.
Eğer bitkilerin farklı cinslerini, çeşitlerini, faydalarını, hallerini ve acayipliklerini anlatmaya kalksak, muhakkak ki günler bunların özelliklerini anlatmakla geçerdi. Bu sebeple bunların her birinden seni tefekküre sevk edecek nispette zikretmek sana yeter. Hayvan sınıflarından olan ayetler, alametler. Allah Teala'nın ayetlerinden bir diğeri de hayvanlar olup, bunlardan kimisi havada uçan, kimini suda yüzen, kimini yerde sürünen ve kimini de yürüyen olarak yaratmıştır. Yürüyenleri de 2, 4, 10 ve bir kısım haşeratta görüldüğü gibi yüz ayaklı olarak farklı kısımlara ayırmıştır. Sonra onları faydaları, şekil ve suretleri, ahlak ve tabiatlarına göre de kısımlara ayırmıştır. Sen şimdi gökte uçan kuşlara, evcil ve yabani hayvanlara dikkatle bak. Onlardan öyle acayiplikler görürsün ki, böylece onları yaratanın azameti, kudreti ve hikmeti hakkında bir şüphen kalmaz. Bu hayvanlardaki acayiplikleri saymak nasıl mümkün olsun ki? Aksine biz burada bir tahta kurusunun, bir karıncanın, bir arının ve bir örümceğin evinden, azığını toplamasından, eşine olan ülfetinden, evinin şeklini yapmadaki maharetinden ve ihtiyaçlarını elde etme konusundaki becerilerinden bahsetmeye kalksak buna gücümüz yetmez. Hayvanların hepsi şekliyle, suretiyle, hareketiyle, tasarımıyla, sanatındaki acayipliğiyle, hikmet sahibi bir yaratanın, alim ve kadir olan bir yaratanın varlığına şahitlik etmektedir. Basiret sahibi biri, diğer hayvanlar bir tarafa, bazı küçücük hayvanlara bakınca bile bir var edenin azametini, celal, kudret ve hikmetinin kemalini öyle bir görür ki akıl sahipleri şaşakalır. Eğer insan garip bir hayvanı velev ki bir meyve kurdunu dahi görse, hayret eder ve "Subhanallah, bu ne acayip şeydir" der. Oysa insanın kendisi canlıların en acayibidir. Buna rağmen o kendi nefsine hayret etmez. Hatta insan etrafındaki hayvanlara, onların şekil ve suretlerine dikkatle baksa, sonra onlardan sağlanan deri, yün ve kıllar gibi fayda ve menfaatlere baksa, görecektir ki Allah onları kulları için elbise, göç ve ikametlerinde çadır, içecek ve gıda maddeleri için bir kırba ve kap, ayakları için bir çarık kılmıştır. Yine onların sütlerini ve etlerini insanlara gıda kılmış ve onların bir kısmını binmek için bir binek, bir kısmını da yükleri taşıyıp uzak çölleri aşmak için yardımcı kılmıştır. İşte tüm bunlara bakan insanoğlu bunları yaratanın hikmetine hayret edecektir. Zira o, bütün bunları faydalarını kapsayıcı ve bunların yaratılışından önce mevcut olan bir ilimle yaratmıştır. Bütün bu işleri tefekkür edip düşünmeden, apaçık ilmiyle herhangi bir yardımcı ve akıl verenden yardım almadan yapan o zat, eksiklikten münezzehtir. O alimdir, habirdir, hakimdir ve kadirdir. Bizim için Allah Teala'nın kahrına ve kudretine boyun eğmek ve onun Rab oluşunu itiraf edip celal ve azametinin marifetinden aciz olduklarını kabul etmekten başka çare yoktur. Bizim onun hakkındaki bilgilerimizin son noktası onu bilip kavramaktan aciz kaldığımızı itiraf etmektir. Bu sebeple Allah Teala'dan minnet ve şefkatiyle bizi hidayetle şereflendirmesini diliyoruz.